üçüncü de Zorlu Holding. Kipaş Holding burada. Gerek pandeminin etkileri gerekse yaşanan asrın felaketi ve savaşlar ile ekonomide baş gösteren zorluklarla dolu zor bir yılı geride bırakmak üzereyiz. KMTSO Meclis Başkanı, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve şehrin ağabeyi Hanefi Öksüz, 2023 yılını Aksu Haber'e özel değerlendirdi. Öksüz, yaptığı değerlendirmede her anlamda zor bir yıl olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü. Tabii ki biz büyük bir deprem yaşayınca bütün sorunlar bundan daha büyük olamaz. Yani bir felaket yaşadık. Acılarla dolu bir yıl olduğunu düşünüyorum 2023'ün. Ama inşallah bundan sonra çok hayırlı şeyler olacak. İnsanımızın çalışmasına bağlı. Ben kısa zamanda tekrar toparlanacağımıza inanıyorum. 2023 yılını değerlendiren Öksüz, yeni yılın tüm insanlığa barış, sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. 2024 yılının Kahramanmaraş için, ilimiz için, ülkemiz için, insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Bu gelecek bize de verilen bir takım sözler.